İlk önce dediler Türkler bunu yapamaz. Hem finansman yönünden hem teknolojik açısından. Sonra biz işte başladıkça kaba inşaatı dediler ki bir dedikodu çıkardılar. Bu otel sola doğru eğri eğri. Eski sözünü bırakması da yedi ordasını salgın gezdi. Aslında 5 yıldızlı oteli olmasa o el orada olmaydı. Kazakların da bir Türk unsuru olduğunu da söylemek lazım. Dolayısıyla Astana %100 Türk projesi diyebilirim. Merhaba. Hayatın ve tarihin kırıldığı bir başka coğrafyada, Orta Asya'nın parlayan yıldızı Kazakistan'da karşınızdayız. Kazakistan daha 17 yıl öncesine kadar Sovyetler Birliği'ni oluşturan cumhuriyetlerden biriydi. Şimdi ise sahip olduğu zengin kaynaklarıyla dünyanın dikkatini çeken ve en hızlı kalkınan ülke olarak öne çıkıyor. Kazakistan, eski başkent Almatay'ı 1400 kilometre uzaklıktaki Astana'ya taşıma kararı aldığında kimse bu işin gerçekleşebileceğine ihtimal vermiyordu. Ama şimdi görenler parmak ısırıyor. Küçük bir taşra kasabası iken başkent yapılan Astana kısa sürede dünyanın en çağdaş ve modern kentlerinden biri oldu. Orta Asya'nın Dubai'si olarak nitelendirilen Astana'nın imarında hiç şüphesiz Türk iş adamlarının büyük rolü var. İşte birçok yönüyle göz kamaştıran bu rüya şehrin gerçeklerini sizlere aktarmak üzere buradayız. Kazakistan. Orta Asya'nın en geniş topraklarına sahip ülkelerinden biri olan Kazakistan, daha yakın zamana kadar Sovyetler Birliği'ni oluşturan cumhuriyetlerden biriydi. Sovyetler Birliği'nin dağılım sürecine girdiğinde Kazakistan da birçok cumhuriyet gibi 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Aslında genç bir ülke için 17 yıl uzun bir zaman değil. Ama Kazakistan bu kısa sürede büyük gelişme göstermeyi başarmış, ender ülkelerin başında yer alıyor. Kazakistan, sahip olduğu zengin petrol yatakları, doğalgaz, endüstri potansiyeli ve verimli tarım arazileri gibi kaynakları kullanmayı iyi bilmiş, yabancı sermayeyi cezbetmiş. En önemlisi de hiçbir genç cumhuriyetin kolay kolay cesaret edemeyeceği uluslararası çapta büyük projelere imza atmış.
Aslında Kazakistan'ın büyük şehirlerinde modern bir yaşam sürdürülürken, bozkırlarda hala geleneksel çadır hayatı göze çarpar. Çünkü nüfusun %40'ının kırsal kesimde yaşadığı ülkede hayvancılıkla uğraşan ailelerin mevsime göre yer değiştirmesinden kaynaklanan göçebe hayatı hüküm sürer. Kökleri göçebelikten gelen, en önemli taşıma aracı at ve deve olan bir toplum, bugün dünyada eşine az rastlanan projelere imza atıyor. Bu yüzden de Kazakistan, dünyada hızla kalkınan ülkeler arasındaki yerini alıyor. Kazakistan kabuğunu kırmasında attığı en büyük adımı, başkent Almaty'yı 1400 kilometre uzaklıkta küçük bir kasaba olan Almaty'ye atmış. Evet, ülkenin bir ucundan diğer ucuna başkent taşımak kolay olmasa gerek. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev bu kararı aldığında en yakınındaki insanlar dahil kimse projenin başarıya ulaşacağına fazla inanmamıştı. Çünkü Astana hem kırsal kesimdeydi hem de ülke nüfusunun yoğun yaşadığı yerlere uzaktı. Yani ulaşım önemli bir sorundu. Üstelik Astana 50-60 bin kişinin yaşadığı ve Sovyetler Birliği döneminden kalma sıradan bir taşra kasabasıydı. Gerçek o ki, başkentin Astana'ya taşınmasının kolay olmayacağını düşünenlerin sayısı, bu işin olabileceğine inananlardan daha fazlaydı. İşte zıt düşüncelerin böylesine çarpıştığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Nazarbayev verdiği karar için düğmeye bastı. Küçük taşra kasabası Astana, bir anda uluslararası büyük şirketlerin birbiriyle yarıştığı dünyanın en büyük açık hava şantiyelerinden birine dönüştü. 10 yıl gibi kısa sürede ortaya çıkan ve dünyanın en modern başkentlerinden biri olma özelliğine sahip Astana'yı bugün görenler gözlerine inanamıyor, tabiri caizse parmak ısırıyor. Ve böyle bir durum karşısında insana işte azmin zaferi dedirtiyor. Bugün nüfusu 1 milyona yaklaşan Astana'nın ortaya çıkmasında hiç şüphesiz Türk iş adamlarının önemli rolü var. Ancak Türk iş adamlarının Kazakistan'la tanışmasında ve büyük projelerde yer almasında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oynadığı rolü de göz ardı etmemek gerek. Astana başta olmak üzere Kazakistan'ın birçok bölgesinde büyük işler alan iş adamlarımız o günlere dair anılarını şöyle dile getiriyor. Özal'ın başbakanlığı rahmetli Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde dışa açılmaya, ihracata çok önem veriyordu. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde bağımsız Türkiye Cumhuriyetleri kuruldu. Ve 92-29 Ekim'de bizim Cumhuriyet Bayramımızda Çankaya'da bir resepsiyon verildi. İşte o dönemde bu Türkiye Cumhuriyetleri'nin işte başta Kazakistan olmak üzere Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Türkiye'ye geldiler. O resepsiyona katıldılar. Biz de rahmetli Özal'ın yanındaydık. Bizi tanıştırdı. Rahmetli her zaman öyle yapardı. İş adamlarını yabancı devletlere hem götürür hem de oradaki insanlarla tanıştırırdı. Orada işte ben tanıştırdı Bekir Okan Türkiye'de makarna sektöründe, tekstil sektöründe, turizm sektöründe, inşaat sektöründe çalışır. İşte genç, dinamik, çalışkan birisidir ve benim güvendiğim birisidir dedi. Sonra o heyet Nazarbayev'le beni tanıştırmış oldu. Kazakistan Devlet Başkanı'yla. Onlar döndüler bir hafta sonra bize bir telgrafla Kazakistan'a davet ettiler. Bize anahtar teslim bir Undur İmik makarna fabrikasını yapmak üzere. Biz geldik Kazakistan'a. İlk önce Almaty'da sonra Kuzey Kazakistan Petropavlovsk'da 40 milyon dolarlık bir anahtar teslimi Undur İmik makarna fabrikasının kontratını yaptık. İşte o dönemde zorluklar vardı, akreditifleri açmayı bilmiyorlardı, yeni devlet oluyorlar. Epey zorluklar çekildi. Ve bunun 20 milyon doları Exim Bank kredisiydi, 20 milyon doları da buğday olarak ödeyeceklerdi. Biz fabrikayı çok modern ve hızlı bir şekilde yaptık. Ve bunu yaptıktan sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı beni Astana dedi, ben yeni başşehir yapacağım, kendi Özal uçağıyla Astana'ya geldik. Yıllar önce rahmetli Özal'ın zamanında Özal'ın bu ülkeyi Türkiye'yle yaklaştırmak, ekonomik, sosyal, eğitim, iş alanında ilişkiler kurdurmak için büyük bir çabası olmuş. Belki de biz onun meyvelerini yiyoruz. Kazakistan'da
Türkiye'de eğitim görmüş, Türk üniversitelerinden mezun olmuş yüzlerce genç var. Bunlar ana dilleri gibi Türkçe konuşuyorlar. O Özal'ın yıllar önce, işte tahmin ediyorum 10-12 yıl önce Türkiye ve Kazakistan arasında yaptığı öğrenci mübadelesi anlaşması çerçevesinde Türk kültürünü tanımış. İşte en az 3 yıl 4 yıl Türkiye'de yaşamış. Türkçe konuşmanın yanı sıra Türkiye Türklerinin hayatını öğrenmiş, kültürünü öğrenmiş. Hatta işte Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı burada Kazaklar var. 92 yılının yazında Başkan Nazarbayev Türkiye'yi ziyarete geldi. O ziyarette Antalya'da ailesiyle birlikte geldi. Antalya'da tatil yaptı. Ve bizi Kazakistan'a kendisi davet etti. Orada otel yapmak üzere veya tesisler yapmak üzere. Hemen o yazın işte sonbahara doğru, yazın sonunda biz Kazakistan'a geldik ve ondan sonra çalışmalara başladık. Türk iş adamlarının Kazakistan'da gösterdiği başarı gerçekten de övgüye değer. Astana'daki en önemli projeleri onlar gerçekleştirmiş. Diğer ülke iş adamlarının aldığı projeler de var ama genel olarak değerlendirildiğinde Türklerin yaptıkları öne çıkıyor. Hatta Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in deyimiyle Türk iş adamları olmasaydı Astana'da olmayacaktı. Evet, ne zaman uluslararası önemli bir toplantı yapılsa ve Astana'dan söz açılsa Nazarbayev, Türk iş adamlarının katkısını bu kelimelerle dile getiriyor. Hem eski sözünü bırakması da, yıl ordasını salgın gezdi, aslında 5 yıldızlı ateli olmasa, o el orda olmaydı. 98. yılın kantarında, 10. kantarında, yarlık prezidentlerini şakırıp, Astana'nın yeniden yapılanmasında Türk iş adamlarının rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada faaliyet gösteren Türk kökenli birçok Kazak şirketi var. Yani herhangi bir projeyi alırsanız bunu gerçekleştiren Türk kökenli Kazak şirketleri. Bunu da buraya yatırımcı olarak gelen Türk arkadaşlarımız, yatırımcılar, iş adamları hiç sakınmadan söylüyor. Çünkü öz vatanlarına, ata yurduna gelmiştir. Kazakların da bir Türk unsuru olduğunu da söylemek lazım. Dolayısıyla Astana %100 Türk projesi diyebilirim. Hangi açıdan tabii ki bu. Menşeye bakmıyoruz. Ama şunu söylemek lazım. Az önce sözünü ettiğim liderlerin desteği, genel olarak Türkiye'nin Kazakistan'a bakış açısı ve desteği tabii ki bunun bir ifadesi olarak Türk şirketlerinin çok başarılı bir grafiğidir. Özellikle Astana'da. Düşünün 10 sene evvel 1998'de coğrafyada daha pek hudutları belli olmayan dünyadaki bazıları için insanlar buna rağmen geliyor, yatırımlarını yapıyor. Bütün bu soğuğa karşı belki çok çetin koşullarına rağmen geliyor ve çok başarılı bir grafik çiziyor. Şu an bir bakarsanız Astana'nın her köşesinde hem Kazak hem Türk bayrağı yan yana dalgalanıyor. Güzel bir ifade. Türk şirketleri Astana'yı adeta yeniden yarattılar. Yaptıkları yatırımlar ve projeler dünya standartlarına uygun. Uluslararası seviyede. Astana'nın en göze çarpan yapılarında hep Türk şirketlerinin imzası var. Türk iş adamları burada belirgin bir role sahip. Kazaklarda köküm Türk diye bir atasözü var. Yani Kazaklar ile Türkler kardeş halklar. Dostluk ve kardeşlik ayrı şeyler. Benim kastettiğim kardeşlik. Türk iş adamları Astana'nın kalkınmasında çok önemli rol oynadı. Bu şehri onlar yeniden yaptı. Para, emek ve zaman harcadılar. Astana'da gördüğünüz binaların çoğunu Türkler yaptı. Zaten gerek proje gerekse tasarımlarındaki farklılık onları ayırt etmenizi sağlıyor. Bu şehrin modern bir görünüme kavuşmasının en önemli mimarı Türk iş adamlarıdır. İşin en ilginç yanı, Astana'ya kazma vurulduğunda ilk gelenler de, ilk büyük projeleri alanlar da Türk şirketleri olmuş.
Gerçekten de Astana başkent yapılırken ortada duran tüm risklere rağmen projelerini kısa sürede tamamlayan Türk iş adamları imkansızı nasıl başardıklarını anlatırken hala aynı heyecanı duyuyor. Siz nasıl yer aldınız bu projede? Cumhurbaşkanı bizi Astana'ya davet etti. Ve biz işte yeni başşehir olacak. Buraya önemli binalar kendi uçağıyla birlikte geldik. Ve ilk önce kendisine bir rezidans. Sonra işte bir yeni başkenti 5 yıldızlı bir otel gerek. Burada konferans salonları olacak, restoranlar olacak, meeting roomlar olacak, fitness olacak. Ve bizim yaşam yerimiz olacak. Bu otelle birlikte Astana'nın yeni başşehri bütün dünyada duyulmaya başladı. Bu otelin tabii hikayesi de biraz uzundur. O günkü koşullarda çok zor şeyler vardı. Finansman sorunları vardı. Hiçbir malzeme yoktu o dönemde buralarda. Biz uçaklarla Amerika'dan, Avrupa'dan, Türkiye'den malzemeleri taşıdık. Ve çok kısa sürede bir anda bitiriliş sırasında 3200 kişi çalışıyordu mühendisleriyle, işçileriyle. Ve Şubat ayında kaba inşaatı bitmişti. İşte Cumhurbaşkanı dedi ki Nazarbayev, Sayın Nazarbayev, bu Haziran 10'unda biz başşehir ilan ettik. Mutlaka bu bitmeli ki gelen misafirleri burada ağırlamamız gerekir. Ve biz gayretle bitirdik ve o gün o açılışı yapıldı. Hakikaten 15 tane Cumhurbaşkanı geldi. Astana'daki önemli bütün yapıların altında Türk şirketlerin imzası vardır diyebiliriz. İçinde bulunduğumuz iş merkezi, alışveriş merkezi bizim kendi Astana Tower, bizim kendi yatırımımızdır. İşletmesini de biz yapıyoruz. Hemen bunun yanındaki işte Samal konutları ki başkent olduğu zaman ilk devletin taşındığı yapılar bu yanımızdaki sitedir. Hemen onu. Arkasından diplomatik site yaptık. Diplomatik site inşaatını yaptık. Diplomatların, yabancı diplomatların kalması için villalardan oluşan bir sitedir. Orayı yaptık. Arkasından başkanın burada Gökçetepe'de ili vardır. O Barovay denilen bir bölgede başkanlık misafirhanesini ve tesislerini yaptık. Parlamento binasını yaptık. Parlamentonun binasının. Gene burada telekom binası vardır. O binayı yaptık. Yani kendi yatırımlarımız olarak Astana'da, Almatya'da devam eden iki ayrı konut projesi var. Biri lüks konutlardan oluşan 130 villa ve townhouse'dan oluşan bir site. Bir de 6700 konuttan oluşan bir uydukent projemiz var. Astana'nın başkent yapılmasındaki amaç daha çok sınır güvenliğine ve bölgedeki Kazak nüfusunun az oluşuna dayanıyor. Kazakistan'ın yaklaşık 2,5 milyon kilometre karelik bir alan olduğu düşünüldüğünde Astana ülkenin kuzey orta kesiminde Rusya sınırına yakın düşüyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde demografik yapıyı ve başkentin bulunduğu coğrafi konumu önemseyen Nazarbayev'in dengeleri eşitlemek için Astana'yı başkent yapması doğru bir karar olarak kabul ediliyor. Almatya'yla kıyasladığımızda Astana, coğrafi konum itibariyle başkent olmaya daha uygundu. Burada yaşayan halkın büyük bir kısmı Rus ya da sosyal yapı itibariyle artık Ruslaşmış Kazaklardı. Cumhurbaşkanımız burayı başkent ilan ettikten sonra ülkenin farklı kesimlerinden birçok Kazak yeni başkente göç etti. Ayrıca Astana, Rusya sınırına yakın bir şehir. Başkent yapılmasıyla birlikte bir nevi sınır güvence altına alınmış oldu. Hem gittikçe asimile olan Kazak toplumunu yeniden Kazaklaştırdı, hem de sınırı güvence altına aldı. Kurulan yeni bir başkent ile hem bağımsız Kazakistan'ın gücü gösterilecek, hem de sınır güvence altına alınmış olacaktı. İşte bu sebeplerden böylesine büyük bir projenin inşaatına başlandı. Peki dünyanın dev şirketleri dururken bir başkentin kurulmasında Türk şirketlerinin hem en fazla iş alması hem de büyük projelere üstlenmesi hiç kimseyi rahatsız etmedi mi? Kazakistan'ın Türklere bu kadar güvenmesinin altında ne yatıyor? Gelin gerçeği olağanüstü mücadele veren Türk iş adamlarının ağzından dinleyelim. Biz şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Nazarbayev bize güvendi, bu projeyi verdi. Biz de elimizden gelen maddi manevi
çalışmalarımızda bunu bitirdik. Ancak bu süreç içerisinde dediğiniz gibi birçok ülkenin, çünkü bir ülkenin simgesi olacak yeni başkentin ilk 5 yıldızlı otelini herkes yapmak istiyor. Fransızlardan tutun, işte burada zaten uluslararası büyük rekabet var. Her ülke kendisi yapmak istiyordu. Ve ilk önce dediler Türkler bunu yapamaz. Hem finansman yönünden hem teknolojik açısından. Sonra biz işte başladıkça kaba inşaatı dediler ki bir dedikodu çıkardılar. Bu otel sola doğru eğri eğri falan ve o günkü Kazakistan Büyükelçimiz Türkiye Kurtuluş Taşkent Sayın Büyükelçimiz de bu yabancı misyoner şeflerinin konuşmalarından etkilenip bana soruyordu ya böyle eğri midir falan. Ben de gülüp geçiyordum öyle bir şey olmaz Sayın Büyükelçim. Ve o gün 10 Haziran 1998'de otel açıldığında en çok sevenlerden birisi de Büyükelçimizdi. Çünkü o dedikoduların yalan olduğu ortaya çıktı. Ve diğer bizim sonra işte Sayın Demirel geldi, sonra Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, şu anki Cumhurbaşkanımız işte Abdullah Gül ve diğer bütün siyasetçiler geldiklerinde bu otelde kaldılar ve bu Türkiye bir gurur abidesi gibi Türk bayrağını dalgalandıran bir proje oldu. Ve ilk büyükelçiliğimiz bu binada faaliyet gösterdi. Bizim büyükelçiliğimiz değil, Almata'daydı o zaman. Biz buraya konsolosluğa ofis yaptık ve kapısına da Türk büyükelçinin armasını koyduk. Türk insanının Avrupalılara göre değişik özellikleri var. Risk alma kabiliyetleri. Bir şey başarma arzuları şeyden Avrupalılardan daha yüksek diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da artık sistemler oturmuş. Risk almayı sevmiyorlar. Garanti altında çalışmak istiyorlar. Türkler bu konuda daha esnekler. Kazaklarla daha kolay iletişim kurabiliyorlar. Yani bir İngiliz firmasının, bir Fransız firmasının veya bir İtalyan inşaat firmasının burada herhangi bir Türk firmasıyla rekabet edebilme şansını ben görmüyorum. Böyle bir şey, yani şans bile tanımıyorum. Astana'da Türk iş adamlarının elinden çıkan eserlere bakılırsa onları başarıya götüren güç, heyecanları ve biraz da gözü karalıkları olmuş. Başarıyı isteme arzularını akıl ve yetenekleriyle bütünleştirince imkansız gibi görünen işlerin üstesinden gelebilmişler. Çünkü bugün Astana'da inşaatı biten ya da devam etmekte olan projelerden birçoğu dünyadaki ilkler olarak kabul ediliyor. Astana'da dev bir eser daha yükseliyor. Türk İnşaat Şirketi tarafından yapımı sürdürülen çadır biçimindeki alışveriş merkezinin 2500 ton ağırlığındaki çelik ayakları yine çelik halatlarla kaldırılıyor. Son teknoloji kullanılarak yapılan kimi projeler zamanından önce bitirilirken, kimi projelerde bu Türkler deli dedirtecek kadar şaşırtıcı geliyor. İşte bunlardan biri Han Çadırı. Şimdi bizim bu bina için bize çevremizden gelen şey, bu kalkar mı kalkmaz mı, siz delisiniz, niçin böyle bir şeyin altına girdiniz? Bu zor bir işin diye bize dalga geçiyorlar yani. Ama aslında gerçek burada işte. Tehlikesi yok mu peki? İlk defa böyle bir şey yapılıyor. İlk defa yapılıyor ama bütün hesapları, kitapları yapıldı. Hiçbir tehlikesi yok. Şu anda gördüğünüz gibi işte siz tesadüf yani sizin gelmeniz 7 metre kalkışı oluyor. 7 metre kalkışı olduktan sonra alttaki 3. ayak buna bağlanacak. Hep beraber montaj bittikten sonra 3 günde kalkacak. Dünyada eşi olmayan bir uygulama. Dışı etfe denilen bir şeffaf malzemeyle kaplanıyor. Bu 190 tane halatla şeye bağlanıyor, kabuğa, bizim beton kabuğa bağlanıyor. Taşıyıcı sistemi bu. Yüzlerce işçinin hummalı bir çalışma sergilediği inşaat alanının ortasında çelikten yapılmış tonlarca ağırlıkta kocaman bir direk var. Direği ayakta tutacak yine çelikten iki dev ayak daha duruyor. Hummalı çalışmanın amacı, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in isteği doğrultusunda projeyi 2009'un Temmuz'unda teslim etmek. Nereden çıktı bu proje? Yani bunun çelik ayaklarını kaldırmak bile başlı başına büyük bir sorun. Bunu nasıl başaracaksınız?
Dünyada şehirlerin sembolleri var. İşte Sydney Opera binası gibi, Paris'in Eiffel Kulesi gibi. Bunu da biz böyle bir projeyle ortaya koyduk. Yani hem Astana'da bir sembol olabilecek. Ve insanların bir araya gelmesini, birlikteliklerini, birbirlerinin var olduğunu hissedebilecekleri bir bina, bir sosyal merkez gibi bir şey. Proje müellifi dünyanın da kabul ettiği gibi sanıyorum mimarlar arası reytinglerde belki de ilk sırada Lord Norman Foster. Kendisine biz bu konsepti açıkladık ve de çıkış noktası Kazak kültürünün bir numaralı şeyi, onların yurt dediği bizim de işte çadır, göçebelikten gelen biraz Kazak kültürünün de modern teknolojiyle ifade edilmiş şeklidir. Kullandığımız malzemeler hakikaten dünyada çok az kullanılan, çoğu yeni teknoloji malzemeler. Birçok yönüyle daha şimdiden göz kamaştıran Rüya Şehir Astana'daki projelerin 2030 yılında tamamlanması bekleniyor. Bugüne kadar 40 milyar doların harcandığı ve tamamı bittiğinde bu rakamın 72 milyar dolara ulaşacağı hesaplanan dev projenin bitmiş halinin maketi bile insanı hayretler içinde bırakıyor. İşte size 2030'un Astana'sı. 1998 yılında yapımına başlanan Astana'nın 10 yılda ancak %60'a yakını tamamlanabildi. Bu dev maket 22 yıl sonra Astana'nın bitmiş halini simgeliyor. Kazakistan aynı zamanda Astana'nın tamamlandığı tarihte, yani 22 yıl sonra dünyanın kalkınan ilk 10 ülkesi arasına girmeyi hedefliyor. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Nazarbayev yapımı devam eden projeleri sık sık ziyaret ediyor. Kazakistan'da ve dünyada ilk olacak Han Çadırı'nı ise özellikle takip ediyor. Cumhurbaşkanı sık sık gelip ziyaret ediyormuş galiba. Yani o da heyecanlı. Evet, şu konuşmayı yaptığımız saatten bir saat önce kendisi bizzat geldi. Yerinde merakla bekliyor tabii. Kazakistan'ın bu projeden ve diğer bizim yaptığımız projeden tanıtım anlamında beklentileri var. Türk şirketlerinin yaptığı büyük işler bu kadarla sınırlı değil elbette. Yine ziyaret eden herkesin takdirle karşıladığı piramit yapı, 2006'da düzenlenen Uluslararası Dini Liderler Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. ...130 değişik etnik grup ve 40'tan fazla inanca sahip insanın yaşadığı Kazakistan... ...bu yapısından yola çıkarak dinler arası diyaloğun gelişmesi için önemli bir çaba harcıyor. Bu amaçla Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in isteği üzerine yaptırılan piramit şeklindeki Barış Sarayı... ...kışın havanın -30-40 dereceye kadar düşmesine rağmen 14 ayda tamamlanmış. Piramit inşaatında kullanılan malzemenin çoğu Türkiye'den getirilmiş. Barış Sarayı, piramit iki bölümden oluşuyor. 15 metre yer altındaki birinci bölüm, cehennemi ve cehaleti sembolize ettiği için siyaha döşenmiş. Yer üstünde kalan 62 metre yükseklikteki bölümü ise cenneti ve aydınlığı simgelediği için beyaza döşenmiş. Piramitin içinde 1350 kişilik bir opera salonu bulunuyor. Her şey bilgisayar sistemine bağlı. Binaya çıkan asansör 62 derecelik yatay raylar üzerinden hareket ediyor. En üst katta çelik halatlarla tavana tutturulmuş çember şeklinde 200 kişilik konferans salonuna aşağıdan bakıldığında insana sanki boşlukta duruyormuş hissi veriyor. 2009'daki 3. zirve toplantısı yine piramitte yapılacak. Kazakistan'ın bir de dünya liderlerini, özellikle Müslüman ve Batı dünyasının liderlerini bir araya getirme, yani İslam dünyasıyla Batı'yı buluşturma gibi bir misyonu da üstlenmiş durumda. Bununla ilgili projeler var. Buradan nereye varılmak isteniyor? 2003 yılında dünya dinleri liderleri bir araya geldi.
Hatta Bayterek'te onların imzalarını da görebilirsiniz. Bu bir defa değil, iki defa yapıldı. 2005'te başarılı bir şekilde devam etti. 2009 yılında da dünya din liderleri tekrar Kazakistan'a, Kazakistan başkenti Almaty'ya gelecek, Astana'ya gelecek. Gelip gelen ziyaretçilerin sayısını ben söylemeye gerek duymuyorum. Gerçekten değişik uluslararası platformda çok manalı toplantılar oldu. Son örnek olarak 50'den fazla Dışişleri Bakanlarının konferansını söylemek istiyorum. Ortak değerlerimizi, İslam, Batı dünyası arasındaki işbirliği, işbirlikleri nasıl gerçekleşecek, birbirimizi nasıl daha iyi anlarız, birbirimizin kültürümüz çatışmadan, çekişmeden nasıl bir arada dünya faydası için neler yaratabilir gibi konular konuşuldu, görüşüldü. Bir başka da unsur, Türk dünyasının ilk ülkesi de, ilk temsilcisi de Kazakistan, bu büyük göreve çağrılmış vaziyette. Avrasyalı olmak, çok taraflı politikayı, iç ve dış politikayı başarılı bir şekilde çizmek, unsurları, dengeleri çok iyi gözetmek anlamına geliyor. Türk iş adamlarının yaptığı diğer işler arasında başkanlık sarayı, milletvekili lojmanları, kongre sarayı, hastaneler, villalar, büyük alışveriş ve iş merkezleri, üniversitelerle oteller yer alıyor. Şehre yüksek bir yerden bakıldığında bir yanıyla New York'u, diğer yanıyla Arap Emirliklerinden Dubai'yi hatırlatıyor. Yükselen modern binaların, gökdelenlerin ve 105 metre yüksekliğindeki Bayterek Kulesi'nin görüntüsü şehre farklı bir bütünlük kazandırıyor. Daldaki kartal yumurtasını sembolize eden kulenin ana fikri, Kazaklar için önemli olan kartal avcı dostluğunun kurulduğu efsaneye dayanıyor. Kazakistan bayrağında yer alan kartal figürü aynı zamanda özgürlüğü ifade ediyor. Kulenin en üst katında çeşitli sembollerin yanı sıra bir de Nazarbayev'in el izi bulunuyor. Ziyaretçiler kürsü üzerine yerleştirilen el izine kendi elini koyduğunda Kazakistan Milli Marşı çalmaya başlıyor. ...2008'de yapımına başlanan 48 bin metrekarelik bağımsızlık sarayı... ...aynı zamanda dünyanın en büyük kongre salonlarından biri olarak kabul ediliyor. İçinde Nazarbayev'in çalışma ve dinlenme odalarından... ...toplantı ve konser salonlarına ve yabancı konukların ağırlandığı odalara kadar... ...her şey özenle yapılmış. Güvenliği 70 ayrı kamerayla sağlanıyor. Sadece Cumhurbaşkanı için hazırlanan konferans salonundaki avize 400 bin adet kristalden ve altın çubuklardan oluşuyor. 4 sinema salonunda bulunduğu kongre sarayının tüm malzemeleri Türkiye'den getirilmiş ve 3200 işçinin gece gündüz çalışması sonucu 9 ay gibi kısa bir sürede inşaatı bitirilmiş. Yine Türk mimar ve mühendislerinin eliyle yapımı devam eden şehir stadyumu inşaatının 2009'un Nisan'ında bitirilmesi planlanıyor. Üstü açılır kapanır stadyum, UEFA'nın elit stadyumlar sınıfına giriyor. 30.372 kişilik stat, futbol maçları dışında konferans ve konserler için de kullanılacak. 250 bin ton çelik kullanılarak yapılan statta ilk maç 2009'un Eylül'ünde oynanacak. Dünya Kupası elemeleri çerçevesinde Kazakistan ve İngiltere takımları karşı karşıya gelecek. Kısacası Astana'ya bakıldığında 10 yıl gibi kısa bir sürede dünyada adından söz ettiren böylesine modern ve güzel bir başkentin ortaya çıkışı insanda hayranlık yaratıyor. Her şey en ince ayrıntılarıyla hesaplanarak yapılmış. Hatta şehrin tam ortasından geçen Yesil Nehri'nin yatağı bile projeye uygun biçimde değiştirilmiş. Yazın sakin akan Yesil Nehri, kış aylarında donduğunda ayrı bir güzellik sergiliyor.
Astanalılar hafta sonlarında nehrin buzunu kırarak balık avlıyor. Kazakistan, böylesine büyük bir kalkınma hamlesine hiç şüphesiz sahip olduğu zengin kaynaklar sayesinde başlamış. Ayrıca yürüttüğü akıllı politikalar sonucu sınır komşularıyla arasındaki sorunları zamanında çözmesinin de etkisi var. Bir taraftan Rusya ve Çin gibi iki dev komşu, diğer taraftan Orta Asya ülkeleri, Türkiye ve Kafkasya'ya yakın durması Kazakistan'ın dış politikada çok titiz davranmasını gerektiriyor. Bunu baştan da Sayın Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ilke edinmişti. Tıpkı Büyük Atatürk'ün dediği gibi cihanda sulh, ülkede sulh kriteri, prensibi, ilkesi açısından bizim de bu çok taraflı, çok vektörlü bir dış politikamız. Dolayısıyla hem batıya hem doğuya açık olan bir dış politika başarılı bir şekilde çizildi. Görünen manzara şunu anlatıyor. Yani ben yaparsam en iyisini yaparım. Bu peki bunu yapacak ekonomik güce sahip mi Kazakistan? Ya sadece yeraltı zenginliklerine sahip olmak değil, o zenginlikleri değerlendirmek ve ekonomik güç haline dönüştürmek de çok önemli bir hadise. Kazakistan bunu yapıyor. Başkan Nazarbayev'in liderliğinde bu konuda yapılanlar çok başarılı diye düşünüyorum. Çünkü Kazakistan Sovyet Cumhuriyetleri içerisinde bulunduğu coğrafya ve demografik yapı ve komşuları bakımından bir taraftan Kızılçin, bir taraftan işte Rusya Federasyonu, 7000 kilometrelik bir sınırı var Rusya Federasyonu ile. Diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinin hepsiyle sınırları var. Böyle dışa kapalı gibi görünen bir yapısı var. Bu yapıyı dışa açmak, dünyaya entegre hale getirmek ve dolayısıyla bu zenginliklerini işletir hale getirip bunu ekonomik güce dönüştürmek çok kolay işler değil. Başkan Nazarbayev'in liderliğinde Kazakistan bunu başardı. Astana yabancılar kadar yerli halkın da ilgisini çekiyor. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra yurt dışında yaşayan Kazaklar bile bu modern şehri görmek için geliyor. Adım Yarpı Zaba, 85 yaşındayım. Ata yurdum Altay'dan yeni başkent Astana'yı görmeye geldim. Anlattıkları gibi Astana gerçekten Kazakistan'a yakışır bir şehir olmuş. Astana'da görülecek o kadar fazla yer var ki çocuklarımla birlikte buraları geziyoruz. Ancak eşine az rastlanan bu modern şehirde yaşam o kadar da kolay değil. Astana belki de dünyanın en pahalı şehirlerinden biri. Her şey çok güzel ve lüks ama bu nimetlerden yararlanmanın bir de bedeli var. Memurların 600, işçilerin de 300 dolar civarında aylık aldığı ülkede Astana'da yaşamanın ne kadar zor olduğu daha iyi anlaşılıyor. Bu durumdan memnun olanlar da var, olmayanlar da. Burada gördüğünüz binalar genç ve modern Astana'nın birer simgesi. Nazarbayev, Kazakistan'ı diğer devletlere tanıtmak için böyle bir şehir kurdu. Ben buraya çocuklarımı ziyaret etmeye geldim. Bağımsızlık sonrası yetişen birçok genç gibi benim çocuklarım da üniversite eğitimi aldı ve bu güzel şehirde çalışmaya başladı. Astana'nın geçtiğimiz yaz 10. yıl kutlamaları oldu. Bayterek Kulesi, Duman yani Dev Akvaryum gibi görkemli yerler yine görkemli kutlamalarla açıldı. Astana kısa sürede çok yol kat etti. Biz de gelen misafirlerimize Astana'nın güzel yerlerini gezdiriyoruz. Astana gün geçtikçe güzelleşen bir şehir. İleride daha da modern ve güzel olacak. Ben eski şehir olarak bilinen Turujiva mahallesinde oturuyorum. Yeni şehirlerle kıyaslandığında hayat bu bölgede daha ucuz. Ayda yaklaşık 200 dolar kazanıyorum. Bir oğlum ve bir kızım var. Bazen kazandığım para yeterli olmuyor. Bu parayla yeni şehirde geçinmek zaten imkansız. Bazen yeni şehre gezmeye gidiyoruz. Orası çok güzel ancak bize göre değil. Astana'nın yetkililerine göre eski şehrin de hızla iyileştirilmesi için projeler geliştiriliyor.
Astana projesinin tamamlanacağı 2030'da şehrin etrafındaki yerleşim birimleri de modernleştirilecek. Kazakistan bir yandan modern şehirleri inşa ederken, diğer yandan geleneklerine bağlı kalmayı ihmal etmiyor. Ve dinler arası diyaloğun gelişmesinde öncülük eden Nazarbayev'in başlattığı uluslararası hoşgörü toplantıları meyvelerini veriyor. Etnik grupların çok olduğu toplumda din ayrımı yapılmaz ibaresi anayasadaki yerini alıyor. Bu açıdan bakıldığında Kazak halkının kendi arasında kurduğu hoşgörü Astana'nın merkezinde yaptırılan modern Nur Astana Camii'ne gidildiğinde daha iyi anlaşılıyor. Caminin en önemli özelliği, kadınların ve erkeklerin cuma günlerinde bir arada dua etmeleri ve namaz kılmaları. Kimse kimseye karışmıyor. En önemlisi de camiye gelen her yaştaki insanın çok temiz giyinmiş olması. Hele kadınların giyimleri daha da dikkat çekici. Makyajını yapmış, oldukça şık giyinen kadınlar namaz öncesinde cami içinde erkeklerle karışık oturup dua ediyor. Daha sonra ezan okunduğunda isteyen kadın üst kattaki bölümde, isteyen de bulunduğu yerde namazını kılabiliyor. Gördüğünüz gibi burada çok sayıda genç var. Aramızdan dinine, örfüne bağlı gençlerin yetişmesi bizi çok memnun ediyor. Nur Astana Camii aynı zamanda cumartesi günleri bir nevi düğün yerine dönüşüyor. Çünkü evlenen her Kazak çift mutlaka camiyi ziyaret ediyor. Yakınlarıyla birlikte camiye gelen çiftler önce dua ediyor, fotoğraf çektiriyor, sonra da imamın karşısında oturup nikah kıdırıyor. Kazakistan gerçekten de Orta Asya'nın parlayan yıldızı olmayı hak ediyor. Çok etnikli Kazakistan, bulunduğu bölgede en hızlı gelişen, modern dünyaya yüzünü çeviren, aynı zamanda geleneklerinden kopmayan ülkelerin başında yer alıyor. Astana'da insan kendisini rüyadaymış gibi hissediyor. Orta Asya'nın bozkırlarında 21. yüzyıla uygun modern bir başkent için her şey düşünülmüş. Küçük bir kasaba iken 10 yılda dünyada eşine az rastlanan birçok projenin gerçekleştirildiği Astana'nın imarı 2030'a kadar devam edecek. İşte böylesine bir başkentin doğuşunda Türk şirketlerinin rolünü kimse inkar edemiyor. Hatta Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Türkler olmasaydı Astana'da olmazdı" demekten kendini alamıyor. Bu da Türk iş adamlarının ve dolayısıyla Türkiye'nin göğsünü kabartıyor. İki hafta sonra yine aynı gün ve saatte hayatın ve tarihin kırıldığı bir başka coğrafyada görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.